Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Ay kumundan güneş paneli. Kerbonatlar geliyor. Deimos ve Phobos satılık. Haftanın önemli uzay haberleri. Blue Origin, Ay regolitinden güneş paneli üretebileceğini açıkladı. Uzay alanında çalışmalar yürüten Blue Origin, Ay regolitinden güneş paneli ve elektrik kablosu üretebildiğini açıkladı. Firmaya ait bir blog üzerinden yapılan bildiriye göre, Blue Alchemist adı verilen ve yaklaşık 2 yıldır devam eden çalışmalar sonucunda Ay regolit ile aynı kimyasal ve mineral özelliklere sahip regolit simülesini faydalı bir şekilde işlemeyi başardılar. Erimiş regolit elektroliz adını verdikleri yöntemle Ay toprağını 1600 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda eritip içeriğindeki maddeleri ayrıştırmayı başardılar. Bu yöntemle %99.99 saflıkta silikon üretebildiklerini, ayrıca demir ve alüminyum gibi maddeleri de ayrıştırdıklarını bildirdiler. Firma geliştirdikleri teknikleri Artemis programında kullanılması için NASA ile pazarlama görüşmeleri yaptıklarını da ekledi. Blue Origin geliştirdikleri yöntemle sadece Ay toprağı kullanarak Ay'da güneş panelleri üretecek bir sistem üzerinde de çalıştıklarını açıkladı. Kerbal Space Program 2 yayınlanıyor. Uzay oyunları ve simülasyonu denilince akla ilk olarak gelen Kerbal Space Program'ın ikincisi 24 Şubat günü yayınlanacak. İlki bundan yaklaşık 12 sene önce 2011 yılında yayınlanan oyun, ardından geçen sürede sayısız güncelleme ve oyun severlerin geliştirdiği eklentilerle halen popüler olarak oynanıyor. Popülerliği sürekli artan oyunun ikincisi, uzun süren geliştirme çalışmalarından sonra 24 Şubat günü Steam ve benzeri siteler aracılığıyla yayınlanacak. Erken sürüm olarak yayınlanacak oyunda ilk olarak sadece Kerbal Güneş Sistemi içerisinde seyahat edilebilecek. Oyunun gelecek sürümlerinde ise yıldızlar arası seyahat seçeneği açılacak. Oyuncuların oyunu geliştirecek mod yapımı konusunda birincisinden daha esnek olacağı söylenen Kerbal Space Program 2'yi merakla bekliyoruz. SpaceX sondaj kulelerini satıyor. Son günlerde Starship uzay aracının ilk yörünge denemesi için çalışmalarını yoğunlaştıran SpaceX, geçtiğimiz dönemde denizden fırlatma etkinliklerinde kullanmak için satın aldığı sondaj platformlarını satıyor. Satın aldıktan sonra Mars'ın uyduları olan Deimos ve Phobos olarak isimlendirilen platformlar limana çekilmiş ve sonra üst yapılarının sökülmesine başlanmıştı. Ancak bir süredir çalışmalar durdurulmuştu. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada platformların dönüştürülme işlemlerine son verildiği ve satılacağı açıklandı. SpaceX Genel Müdürü Gwynne Shotwell, denizden iniş kalkış planlarının halen olduğunu, ancak mevcut sondaj platformlarının uygun olmadığına, dönüştürmek için çok fazla çaba ve yatırıma ihtiyaç duyulduğu için projenin iptal edildiğini söyledi. Starship'in yörünge denemesi ve ay çalışmalarına öncelik verildiğini bildiren Shotwell, ilerleyen dönemde denizden fırlatma çalışmaları için özel olarak geliştirilmiş bir platform üzerinde çalıştıklarını da ekledi. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış 5 uçuş bulunmakta. 23 Şubat Long March 3 China SAT-26 görevi. Çin'in Xinjiang Fırlatma Merkezi'nden gerçekleştirilecek olan seferde Çin'e ait China SAT haberleşme uydusu uzaya gönderilecek. 23 Şubat Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üssünden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 24 Şubat Soyuz MS-23 görevi. Kazakistan'ın Baykonur Kozmodromu'ndan gerçekleştirilecek olan seferde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki arızalı Soyuz aracının yerini alacak olan MS-23 numaralı Soyuz aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. 24 Şubat Long March 2C görevi. Çin'in Jiuquan Fırlatma Merkezi'nden gerçekleştirilecek olan seferde içeriye açıklanmayan uydu ya da uydular uzaya çıkartılacak. 26 Şubat Falcon 9 Crew 6 görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek olan seferde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 ay boyunca görev yapacak olan ikisi Amerikalı, biri Rus ve biri emirlik astronotu 4 kişi uzaya çıkartılacak. Uzay Gemisi Dünya'nın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Uzay ve uzay teknolojileriyle ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.